Arkadaşlar merhaba. Umarım sesim güzel geliyordur. Şöyle rüzgarın çok olmadığı yerlerde biraz konuşayım. Sonra normal yoluma devam edeceğim. Bugün ilk aksiyon kameramı deneme günüm. Yani anlatamadım gerçi daha doğrusu ya. DJI Osmo Action 4 aldım. Kask aparatıyla birlikte aldım fakat kask aparatını kaskın uygun bağlanacak uygun bir yerini bulamadım. Bugün öyle bir deneme yapayım dedim. Şu anda geniş açı çekim yapıyorum. Umarım güzel bir çekim olur. Bugün hem bir deneyeyim dedim hem böyle kısa bir motovlog olsun diye çıktım yola. Şehir merkezine girmeyeceğim. Adana Çevre yolundan gidiyorum. Çevre yolu üzerinde artık nelerle karşılaşıyoruz. Trafik ne kadar yoğun olur, neler yaşarız bilmiyorum ama sizlerle birlikte göreceğiz. Bir de kameranın çekimini göreceğiz ama bu dedim ya geniş açı netlik konusunda net bir şey hani böyle bir daha fazla bir netlik beklemeyelim çünkü geniş açı da ister istemez biraz daha netlik düşüyor. Bu kavşak biraz kalabalık olur da bundan sonra tehna. Biraz gazlayalım. Gerekiyor ama yapmıyorsun. Bu boşluğa dalalım biz abi. Motosikletliyiz yani onun artısı olsun. Kızıyorum arkadaşlar. Bak burası çevre yolu. Normalde burada trafiğin akması gerekiyor ama insanlar ya nasıl araba kullanıyorlar bilmiyorum ya. Aralara da çok girmek de istemiyorum işin açıkçası da çünkü tepeme çıkıyorlar. Ama çevre yolunda dahi bu kadar yavaşlamaları var. Şu araya gireceğim. Gireceğim de eğer arkadaş yol verirse.
Gelin gidip alalım. Motosikletin karbüratörünü değiştirdim dün. TZ27 takacaktım. Yani 150 cc'lik karbüratör takılacaktı. Fakat motorcu arkadaş dedi ki abim daha fazla yapmak istiyorsan 150 takayım ama yakıtın düşük olsun, sürat iyi olsun diyorsan dedi 125'lik olanı takayım, ben sana Japon malı güzel bir karbüratör takacağım dedi. Japon malı karbüratörü taktırdım, hızı çok değişti. O pat pat yapma sesini kesti. Yani egzozdan diye düşünüyorduk. Ama arada stop ediyor. Bir de sabah yol çalıştırdım. Şimdi 5 dakika motorcuya da uğrayacağım, öyle eve geçeceğim. Arkadaşım ya. Ama insanlar beni sıkıştırıyor. O yüzden biraz tedirginim. Ama araya girmezsem de ciddi manada kuyruk çekeceğim burada. Motosikletli olmanın faydalarından, yani yararlarından şimdi nasiplenmiş olduk. Yoksa bu trafik çekilmezdi. Trafiğe bak ya. Bu trafikten çıkılmaz. Motosikletli de olsam arabalara göre göre bu trafikte girmem. Şimdi sıkıntılı bir trafik arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Belki az önce sesim gelmemiştir. Motor hakkında bilgi vereyim. Videomu ilk defa izleyen arkadaşlar için motorum Kuba TK03. Fabrika çıkışı 50 cc, yani Gustav'da 50 cc geçen ama 125 cc tüküyle birlikte gelen bir motosiklet. B sınıfı ehliyetin kullandığı sigortası vergisi olmayan, şehir içinde de şehir dışında da pratik iş görebilecek bir alet. Güzel bir makine. Ortalama yani maksimumuzu uzun yolda 110 ile gidiyorum. Şehir içindeki tabi aynı şekilde. Yani 5. viteste 110'u görüyor arkadaşlar. Rampa aşağılarda, frame'lerde 130'a kadar çıkıyor motor. Veya benim motorum öyle bilmiyorum ama ben GPRS'ten dövüştüm. Ortalama hızı buluyor. Çok masraf bakım isteyen bir motor değil ama tabi kaldığınız zaman lastiklerini değiştirmeniz gerekiyor. Lastikler için değil. Artı ben karbüratör değişikliği yaptım dün, TZ27 karbüratör diye gittim ama TZ26 taktı tamirci çünkü 27 çok yakıyor dedi, 26'nın Japon malı iyisini taktı, şu anda egzozda pat pat ses çıkıyordu, yani kesiliyordu motor, kesiciye giriyormuş gibi, o problem ortadan komple kalktı, şu anda sorunum yok ve hızı da ciddi manada değişti diyebilirim, yani 4. testi bile sona dayıyor böyle yüzü buluyor, öyle söyleyeyim, 90 yüzü buluyor.
Ama istop etme sorunu var. Onu çözmek için gidiyorum şu anda. Niye istop ediyor bilmiyorum. Sabah da bir hayli zor çalıştı. Bu arada kamera kaydına bakıyorum. Dediğim gibi de yeni kamera aldım. Hem de onu denemiş oldum. Öyle de kısa bir vlog çekeyim diye uğraştım. Size bol bol trafik videoları atmış olacağım. Bu videoyu kısa tutarım yine. Çok uzun tutmam.